patır kütür ya da bir taraftan da yavaş. Şöyle benim annem Kıbrıslı bir, yani 7 yaşında apar topar evinden gönderilen, çünkü işte Rumlar saldırıyor. Sonra 14 yaşında tekrar evini ve her şeyini bırakması gereken bir kadın. Sonra buraya geliyor, bursla öğretmen oluyor. Ve dolayısıyla böyle bir annem var. Ben de işte hayatta memleketine faydalı bir şeyler yapmak benim için her şeyden her zaman daha önemliydi. Dolayısıyla da kendim işte yapıyordum, bir sürü bir şeyler yapıyorum falan, ama memleketle ilgili taktığım, kendimce faydalı olabileceğimi düşün, kendimce ay keşke böyleydi de böyle olsun dediğim şeyler vardı. Oradan iki tane şey oldu. Bir tanesi, bir arkadaşım bana Amerika'dan gelirken hediye olarak şöyle bir taş getirdi. Taşın üzerinde Gandhi'nin bir lafı vardı. Be the change you need to see in the world. Dünyada görmek istediğin değişiklik kendin ol. O böyle bir beni bir gaza getirdi, ama hani ne olacağı daha belli değil falan. Bir de Candan Erçetin'in bir tane şarkısı var. Sen iskeleye bağlı fırtınalardan yoksun. Bilir misin o? Tatlı rüzgara razı ben açık denizdeyim. İşte benim de böyle hayatta işte şunu yapacaktım ama annem izin vermedi. Bu böyleydi falan gibi böyle bir sürü şeyim vardı. Yemek yapıyorum. Yemek yapmayı çok seviyorum. İnsanlar benim yemeklerimi yiyince böyle gözleri başka bakmaya başlıyor falan. Bu tabii çok eğlenceli. Gelen giden arkadaşlar bunlar bir kitap olmalı falan filan diyorlar. Ama benim böyle çok işim var. Onu yapabilir miyim bilmiyorum falan. Ve böyle bir İngiltere'de de Jamie Oliver var. Jamie Oliver'da adamları, memleketin yemek kültürü neredeyse yok. Ama adam olmayan bir yemek kültüründen yemekle olan ilişkisiyle herkesi yemek yapmaya, sadece kendi ülkesini, bütün dünyayı şey yapıyor. Bizde inanılmaz bir kültür, inanılmaz bir birikim var. Uf, bunlarla neler yapılabilir? Bir de işte bu şey olan annenin evladı olarak hani evini terk etmek zorunda kalan evladı olarak memleketin, insanımızın kendinle ve kendi yaptıklarıyla gurur duymasını çok istiyordum. Ve hani gurur duymayı pek çok şeyle yapılabilir. Hani bir şeyler icat edilir, o olur, bu olur, ama böyle hani aslında bizim kendi varlığımızla gurur duymamız gerekiyor. Yani bu topraklarda doğan, yani inanılmaz ülkemizin ne kadar güzel olduğunu artık daha iyi anladığımızı düşünüyorum. Ve bu ülkede yaşamayı Allah'ın bize bahşetmesinin bir tesadüf olduğuna da inanmıyorum. Yani pek çok kuvvetli ve işte çok güçlü gibi ülkelerin belirli adalarda, böyle kötü iklimlerde, çoğunda yağışlı ve işte toprağında az yetişen, bizde bu kadar bereketin fışkırmasının bu ülkenin insanına, yani bu ülkenin insanı bu ülkeye, bu ülkenin de bu insana ve arıp verdiği çok kıymetli bazı şeyler olduğuna inanıyordum. Ve bunların hani hepsine tabii ki hani alacaksın, anlatacaksın, hani sen kimsin derler adama. Ama bunu yemek üzerinden, hani sadece o tarafından en azından bir parça hissettirebilirsem ne mutlu banaydı. Ve o cesaretle bir kitap yazdım. Farkındaysan da zaten çok uzun anlatıyorum. O kitap ondan sonra çok güzel, kimse almaz, okumaz falan dediler. Çok güzel sattı. Sonra Hürriyet, aa ne kadar enteresanmış bu kızın dili dediler. O zaman Hürriyet gazetesi yani büyük bir medya ve şey, yani şu anki halinden daha büyük diyeyim, ulaşımı, ve onlar yazarlık teklif etti. Ondan sonra bir televizyon programı yapmak istediler. Ben o sırada ben hayal ettim televizyon programı, odamda pijamalarımla yazıyordum falan filan, öyle bir şeydi. Öyle böyle derken buralara, bu yollara girdik. Hayalim ülkemin insanının kendi mutfağıyla, kendi sahip olduklarıyla gurur duymasıydı. Bir de bir Fransız adamın, yani bu benim başlangıcım, bittiğim nihayet noktası da Fransız bir adamın alelade bir günde işte eşine, sevgilisine, neyse, hayatım sana Türk lahmacunu yaptım demesiydi. Neden Fransız? Çünkü burnu yere düşse o kadar almama gibi, hani onunla meşhurlar en azından ülke olarak. Erkek çünkü hani göreceli olarak daha az mutfağa giriyor. Alelade bir gün, hani şey de değil,
Ve bu çok uzak bir hedef mi? Bence değil, çünkü lahmacunu şu an herkes pizzayı, 10-15 yaşında çocuklar bile birbirlerine işte ilk yaptıkları pizzalar, hamburgerler, makarnalar yapılabiliyorsa neden bizim güzel yemeklerimiz yapılmasın diye. Çok şükür bence yolda bayağı yol kat ettik. Daha yolumuz uzun. Ve belki de hani ömrüm vefa etmeyebilir ama oralara geleceğimize artık ilk başladığım günde inanıyordum ama ondan daha çok inanıyorum şu an.